Zamları zincir yaptım, birbirine ekliyorum. Zamlarımı zincir yaptım, birbirine ekliyorum. Belki bir gün ucuzlayacak diye inatla, sabırla bekliyorum. Merhaba, nasılsınız? Her pazar olduğu gibi sokaktaki adam Ali Veli 4950, Ayşe Fatma Göbek Atma karşınızda. Nasıl karşınızda? Selçuk Ural'ın dertlerimi zincir yaptım, birbirine ekliyorum şarkısını yeniden uyarladım. Neye uyarladım? Zamları birbirine ekledik. Birbirine ekledik, bekliyoruz. Zırt pırt bekliyoruz. İşte olsa da uydurdum, olmasa da uydurdum ama neden Selçuk Ural'ın bu şarkısını uydurmaya çalıştım? Neden Selçuk Ural'ı tercih ettim? Selçuk Ural Türkçe pop müziğin efsane isimlerinden. Ama bir de efsane olmaya çalışırken kestane olan bir de oğlu var bunun. Hakan Ural. Tanıyorsunuz, biliyorsunuz Hakan Ural'ı. Ya Hakan Ural'ı biliyoruz. Hakan Ural Selçuk Ural'ın oğlu. Aynı zamanda Sibel Can'ın da eski kocası, çocuklarının babası. Şimdi ben merak ettim ya, şu Hakan Ural'ı biraz yakından tanıyalım diye hemen girdim Google amcaya sordum. Baktım, kim bu Hakan Ural? Kimmiş biliyorsunuz mu? Yani Selçuk Ural'ın oğlu evet ama Sibel Can'ın kocası evet, eski kocası. Eskimiş kocası ama aynı zamanda Selçuk Ural'ın gayri meşru oğluymuş. Özel hayatı bizi ilgilendirmez ama 19 yaşına kadar Selçuk Ural, Hakan Ural'ı kabul etmemiş, ondan sonra nüfusunu almış. Baba, böyle bir şey varmış. Neyse, özel hayatı ama şimdi Hakan Ural efsane şarkıcı, oğlu kestane televizyoncu. Yani efsane olmak istiyor ama kestane oluyor. Yine çıkıyor televizyonda, abuk subuk konuşuyor, abuk subuk konuşuyor. İşte ben ölümü göze aldım, yok ben şöyle yaptım, böyle yaptım. Ya arkadaş, sana ölümü göze aldın ya da ölmeni isteyen yok. Sen önce gidip paşa paşa askerliğini yaptın mı ha? Yapmadın. Sahte raporla çürük rapor almaya kalktın. Şimdi çıkmışsın televizyona, güçlünün yanında ahkam kesiyorsun, güçlünün bir taraflarını yalıyorsun. Kim güçlü? Erk. Kim? İktidar. İktidarda kim? Sayın Cımbır Başkanı Erdoğan'ın yalakalığını yapıyorsun. Marifet güçlüyü yalamak değil, marifet mazlumun, garibanın yanında yer almak. Ey kestane Hakan Ural! Baban efsane, sen kestane. Neyse, gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi Hakan Ural'ı, Moral'ı bir kenara bırakalım. Şu Bülent Arınç enteresan bir açıklama yaptı. Enteresan açıklama yaptı. Hani kral çıplak demek lazım dedi. Majestelerin gazetecileri falan dedi. Direkt gönderdi. Tabii medyada, gazetelerde çok yer almadı ama hemen löpin gibi atlayan gazeteciler var. Bunlardan biri de Mehmet Metiner. Mehmet Metiner Bülent Arınç'a verdi veriştirdi. Sonracıma Bülent Arınç bir laf söyledi. Mehmet Metiner tık yok. Bak dedi, açtırma kutuyu, senin hakkında neler biliyorum neler demeye getirdi. Ben de merak ettim. Acaba Bülent Arınç Mehmet Metiner hakkında neler biliyor olabilir? Acaba Mehmet Metiner'in ne gibi fasoları, açıkları, bilmem neleri var ki anında tık diye iflahını kesiveriverdi. Öyle diyeyim, kesiveriverdi. Ya nelerle uğraşıyoruz arkadaşlar? Ya memleket ne hale gelmiş? Hayat pahalılığı, mazot, motorin 30 lirayı aşmış. Ama Sayın Cımbır Başkanı çıkıyor, Bay Kemal'le uğraşıyor, şunla uğraşıyor, bununla uğraşıyor. Ya bir deyiver gari, bir bak bakayım bu gariban, bu insanlar nasıl geçiniyor, nasıl idare ediyor be abi? Bak ben herkese abi demem. Kime abi derim? Ben sevdiğime abi derim. Sayın Cımbır Başkanı'na abi derim. Çünkü şu anda Atatürk'ün koltuğunu işgal ediyor. Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cımbır Başkanı kendisi. O yüzden iktidarda kaldığı sürece eyvallah, onu destekleyeceğiz. Yani destekleyeceğiz derken kabul edeceğiz. Etmekten başka şansımız yok. Etmesek ne olacak ki? Millet seçmiş zaten. O yüzden Sayın Cımbır Başkanı biraz
vatandaşın şu sıkıntılarına kulak verse, veriverse, şöyle kulak verse, kulak biraz. Ya bu millet acaba haklı olabilir mi? Ya bu millet ağlıyor, bağırıyor, zırlıyor, çırtlıyor, bilmem ne yapıyor. Acaba gerçekten canı mı yandı? Bu insanlar cırılçıplak niye dolaşıyorlar? Kafayı mı yedi millet? Bir sorması lazım. Öyle değil mi cancağızım? Ama bir de bakıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, ben 2023'te aday olacağım diyor. Tamam, olacağın olmasın ama anayasanın 101. maddesi sen olamazsın diyor. Ben demiyorum. Anayasanın 101. maddesi diyor ki iki defa bir kişi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra üçüncü defa aday olamıyor. Ben demiyorum. Anayasa diyor. Bakın bu anayasa ne biliyor musunuz? Bu ülkenin kullanma kılavuzu. Kullanma değil. Kullanma kılavuzu. Kullanma anayasaya uyacağınız mı, uymayacağınız mı? Ama sonra Meral abla çıkıyor diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı böyle şeyler yapmasın. Getirsin erken seçimi. Biz erken seçime gidelim meclise diyor. Ya Meral abla gözünün yağına iki yumurta kırayım ya. Sen ne yapmak istiyorsun ben anlamadım ya. Bak Meral abla, ben herkese abla demem. Ben herkese abi de demem. Bak seni sayarım, severim. İyi bir şeyler yapmak istiyorsun gibi görünüyor. Ama bu son yaptığın çıkış var ya, hiç de hoşuma gitmedi. Hiç de sokaktaki insanın hoşuna gitmedi. İlle de Cumhurbaşkanını, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı meşru mu kılmak istiyorsunuz? Kalmak istiyorsanız o zaman gidin AK Parti'ye giriverin gari hepiniz. Alın, al Kemal abi de Kemal Kılıçdaroğlu'nu da girin ikiniz destekleyiverin olsun bitsin. Ama sokaktaki adamı, garibanı, geçim derdinde olan, zamlar altında inim inim inleyen garibanı, vatandaşı, işçiyi, memuru, köylüyü kandırmayı veriverin gari artık ya. Aa yeter. Seçime gidecekseniz gidin. Gitmeyecekseniz 2023'ü bekleyin. 2023'te Sayın Cumhurbaşkanı anayasanın 101. maddesine rağmen hala çıkıp aday olacaksa ve bu YSK mıdır, bilmem ne midir, YSK'da buna okey dedikten sonra siz de çıkarsınız millete dersiniz ki bana, sokaktaki insana dersin ki arkadaşlar anayasanın 101. maddesi açık ve net. Sayın Erdoğan üçüncü kez aday olamıyor ama o kanun manun tanımıyor. Tekrar aday olmak istiyor. O zaman biz de seçime meçime girmeyi veriyoruz. Kendileri girsinler. Kimle girsin? MHP ile girsin. Vatan Partisi ile girsin. BPP bilmem ne şeyle girsin. Onlar da giriversin ama Millet İttifakı olarak biz millete, seçmenimize sesleniyoruz. Biz bu oyunda yokuz diyiverin. Biz de diyelim ki tamam be. Sayın Cumhurbaşkanı anayasayı tanımıyor. Anayasayı sallamıyorsa o zaman biz de sandığa gitmeyi veriyoruz. Oy kullanmayı veriyoruz. Bu kadar basit. Kimse gitmez. Artık kaç oyla, kaç partiyle gireceklerse girsin, seçilsin açık ara. %100'de seçilsin. Ondan sonracıma gitsin batıya, Avrupa'ya, medeni ülkelere anlatıversin derdini bakayım. Sen nasıl seçildin? Sen meşru değilsin. Olabilir mi? Elbette ki olabilir. Ama Meral abla ondan sonra Kemal abinin söylemlerine, söylediklerine bir bakıyoruz. Allah Allah, Allah Allah. Anayasadaki bu maddeye rağmen Sayın Erdoğan'ı meşru kılmaya çalışıyorlar. Meşrutiyet kazanmaya çalışıyorlar. E ben de sokaktaki adam olarak buradan fıttır veriyorum. Anlam veremiyorum. Bütün bunlar olmuşken bir de bu HDP var. Siz HDP'nin ne yapmak istediğini anladınız mı? Kime hizmet ediyor? Millet İttifakı'na karşı kendileri bir cephe oluşturacaklardı. Bunlar tiple, işçi partisiyle bilmem ne, işte sol partilerle falan. Sonra HDP kendi kafasından bir şeyler yapıyor. Ondan sonra acaba çıkıyor bir tane HDP'li milletvekili acayip acayip açıklamalar yapıyor. Diyor ki ya böyle bir şey olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti milletvekili bu. Ömer Öcalan. Bu şeyin neydi bu? İmralı'da yatan bebek katili namıyla anılan onun akrabası herhalde. Ömer Öcalan diyor ki Türkiye Cumhuriyeti artık bitme aşamasına mı geldi? Öyle bir şeyler diyor. Sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin miadını o belirliyor. Kimsin sen ya? Sen kimsin aga? Delletmeyin adamı. HDP Türkiye Cumhuriyeti'nin bir partisi ise
Bu Ömer Öcalan denen suratsız, sıfatsız eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili ise sen kimsin ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ömrüne şey biçiyorsun? Ha? Kimsin abi sen? Tövbe abi dedim lan, sen abi mi abi değilsin. İç soyu mu diyeyim sana, ne diyeyim? Ne diyeceğimi bilemiyorum. HDP de artık karar versin. Siz kimin partisisiniz? Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin herkesin, Kürtlerin, Lazların, Çerkezlerin, herkesin, Türklerin, herkesin partisi misiniz? Yoksa sadece Kürtlerin, yok yok yok, sadece Kürtlerin değil. Siz sadece İmralı ve Kandil'in partisi misiniz misiniz? E ben bunu sorarım. Bu Mevlüt Çavuşoğlu var. Dışişleri Bakanı, Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mevlüt abi. Bak ben herkese abi demem. Bazen iyi şeyler yapıyorsun ama bazen acayip acayip şeyler yapıyorsun. Şu Norveç'te bir anlaşma yapmışsınız. Vize anlaşması. Norveçliler Türkiye'ye geleceklermiş. Ellerini, kışlarını, oralarını, buralarını sallaya sallaya tatil yapacaklarmış. E biz Norveç'e gidebilecek miymişiz? Yo, gidemeyecekmiş. E o zaman ben ne anladım bu işten? Mevlüt abi, bak herkese abi demem ben. Şimdi bir anlaşma yapılıyorsa karşılıklı yapılır. Biz Norveç'e vizesiz gideriz, onlar bize vizesiz gelir. Ama onlar bize vizesiz rahat rahat ellerini kollarını dediğim gibi kışlarını oralarını buralarını sallaya sallaya gelecekler. Oh mis, beleşe ucuz ucuz tatillerini yapacaklar. Ben Oslo'ya gitmek durumunda kalırsam, gitmem gerekirse Oslo'ya, diyecekler ki nay nay gelemezsin, gelemezsin, giremezsin, nay nay diyecek bana Norveçli. Olmadı ki. Şimdi sen nasıl bir anlaşma yaptın abi? Kime danıştın? Kim verdi sana bu yetkiyi? He, sen Sayın Cımbır Başkan'ın tarafından yetkilendirildin. Dış İşleri Bakanı oldun. Tamam ama sen bence, yani ben sence, sen bence ben sence, ben sence, yani biz sokaktaki bu vatandaşlar aptal mıyız be? Sen bizi aptal yerine mi koyuyorsun? He? Sanki öyle görünüyor. Oradan bakınca bizi aptal zannediyorsun. Norveçler gelecekler vizesiz buraya. Biz gidemeyeceğiz oraya. Yemezler. Mevlüt abi, bak ben herkese abi demem ama yani hiç kusura bakma. Hiç kusura şey yapma yani bakma. Hatta kusura bak. Bak bak kusura bak. Aptal değiliz. Biz bunun hesabını, sormasını bilirik. Nerede bilirik? Sandıkta. Sandık gelecek. Erken seçim, her ne kadar erken olmayacaksa bu saatten sonra senin bu sizin bu yaptıklarınızın hesabını tek tek, tek tek soracağız. Ben sorarım ve her zamanki gibi ez cümle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sayın Kemal abi, Meral ablayla işte bir takım görüşmeler yapıyorsunuz. Görüyorum, farkındayım. Tekrar konuyu oraya getireceğim. Yapmayın, etmeyin. Şu milletin sesini bir dinleyiverin. Şu millet, şu sokaktaki insan ne düşünüyor, ne çekiyor? Tamam, gidiyorsun elektriklerini kesittiriyor, kesiyorlar elektriğini, çıkıyorsun yollara yürüyorsun ama olmuyor. Senin oradan çabaların bize gelmiyor, gelmiyor. Olmuyor, beceremiyorsun Kemal abi. Lütfen, bak senin de gözün yağına iki yumurta kırayım. Tamam mı? Lütfen kafanı, aklını devşir artık. Aday gösterecek misiniz, göstermeyecek misiniz, ne zaman göstereceksiniz? Ha belki de taktik de yapıyor olabilirsiniz. Yapıyorsanız böyle bir taktik varsa helal olsun derim bak. Helal olsun. Taktikle, akılla eğer Erdoğan'ı alt edecekseniz gelirim Ankara'ya senin elini öperim. Ama seni birileri gaza getirip, mesela birileri gaza getiriyor seni. Çıkıp tekrar... Tekrar tekrar ısrarla inatla aday olmaya kalkarsan, tekrar dediğime bakma yani aday olmaya. Cumhurbaşkanlığı karşısında, yani Sayın Cımbır Başkanı'nın karşısına Cımbır Başkanı adayı olarak çıkmaya kalkarsan işte o zaman kaybetme ihtimalini riske göze aldın demektir. Ve o zaman ben de kaybedersen yine Ankara'ya gelirim, seni bulurum. Bir yere kaçamazsın. Bulurum. Ben sokaktaki adam. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ali Veli 4950, Ayşe Fatma Göbek Atma. Hepsini temsilen ben burada gelmişim. Bunları konuşuyorum, anlatıyorum. Lütfen aklınızı başınıza devşirin. Artık milletin canı canına, canını canına, canınına tak etti be. Dertlerimizi zincir yaptık, ekliyoruz birbirine. Dertler oldu artık, zamları ekledik birbirine, zincir yaptık. Boynumuza doladık, oramıza boramıza doladık. Artık sabır mabır kalmadı. Hadi bakın artık yormayın. Bu sokaktaki insanı yormayın. Çünkü sabrımız kalmadı.
Ne yapmak istiyor iktidar bilmiyorum. İktidar artık millet bıksın, illallah etsin, isyan etsin mi diye bekliyor. Ama yok, sandık erken ya da geç. Bu arada hep söylüyoruz ya, erken seçim, erken seçim. Bu arada erken seçim nasıl olacak? Bir anlatıverin ya Meral abla. Çıkın millete anlatıverin bakayım. Kemal abi çıkın bir anlatıverin. Bu 6 ay kala yapılacak bir seçim, erken seçim nasıl erken seçim olacak? Siz bizi aptal mı zannediyorsunuz? Neyse ya, uzadıkça uzuyor. Çünkü doluyum. Ben sokaktaki insan olarak doluyum, doluyum. Patlayacağım bir gün ama dur bakalım ne zaman patlayacağım. Haydi selamette kalın. Dertlerimi zincir yaptım. Bekliyorum birbirine geleceğiz. Dertlerimi zincir yaptım. Bekliyorum birbirine geleceksin diye bir gün seni hala bekliyorum.